Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bahçemizde sebze üretimi sırasında zararlı ve hastalıklardan korunmanın yolları çok farklıdır. Bu videoda ağırlıklı olarak mantar hastalıklarından nasıl korunabiliriz ve bakteriyel hastalıkların fidelerimizi öldürmesinin önüne nasıl geçebiliriz konularına değineceğiz. Videonun ilerleyen bölümlerinde bu konuda önemli bir uygulama olan peynir altı suyu serumunu nasıl hazırlayacağımızı ve nasıl kullanacağımız konularına yer verirken, yapacağımız seruma katkı maddesi olarak neler koyabileceğimizi de göreceğiz. Bahçemizde iyi bir şekilde meyve ve sebze hasat etmenin bazı püf noktaları vardır. Fidelerimiz böcekler ve hastalıklardan ne kadar uzak olursa o oranda kendini kaliteli meyve ve sebze üretmeye yönlendirir. Ancak tersi bir durumda strese gireceği için meyve üretmeyi ikinci plana bırakır veya gücü meyve üretmeye yetmeyebilir. Bu nedenle fidelerimizi ne kadar rahat ettirirsek o oranda kendi işleriyle meşgul olurlar. Önce peynir altı suyunun faydalarına bakalım. Peynir altı suyu içeriğinde besin maddeleri barındırdığı için bir bakıma gübreleme işlemini de yerine getirir. Ancak ana gübre uygulaması olarak düşünmeyin. Ekşi peynir altı suyunda azot formları %4,5 seviyelerine kadar çıkarken kalsiyumda %1,6 seviyelerinde bulunur. Tatlı peynir altı suyu biraz daha az oranlara sahiptir. Domatesin meyve bağladığı dönemde üstten uygulama meyveleri güçlendirir. Ancak bu konuları ikincil fayda olarak değerlendirip biz asıl işimize yarayacak kısma odaklanalım. Bu arada mantar hastalıkları için süt ve su karışımının kullanımlarıyla ilgili detayları anlattığımız videoya da göz atabilirsiniz. Bu uygulamadan maksimum fayda elde edebilmenin şartları vardır ve bu şartlara uymazsanız işe yaramayan bir uygulamadır. Videoda detaylı anlatıyoruz. Peynir altı suyu içeriğindeki monoasit bakteriler fidelerin yapraklarında oluşan patojenik mikroorganizmaları yok eder ve süreç içinde tekrar üremesini engeller. Peynir altı suyu dengeli bir amino asit kaynağıdır. Bu amino asitler fidelerin hızla büyümesine yardımcı olur. Laktozun ise zararlı mikroorganizmalarla savaşma kabiliyeti vardır. Bu açıdan bakteriyel patojenlerin yıkımını azaltır. Sezonun ilk dönemlerinde fidelerimizi koruyacak olan bu serum, hastalanmış bitkilerde de en azından patojen gelişimini durduracağı için hastalığın yıkım etkisini en aza indirir. Domates ve hıyarlarda yaşayabileceğiniz en büyük tehlike geç yanıklıktır. Bu hastalık birkaç gün içinde fideleri yok eder ve sağlıklı fideleri de enfekte eder. Bu durumda fideyi kurtarmak zordur ve mahsulün tamamının yok olma tehlikesiyle karşı karşıyasınızdır. Ancak sezonun başından itibaren peynir altı suyundan yapacağınız serumu kullanarak bu tehlikelere karşı önlem almış olursunuz. Şunu unutmayın, hazırladığınız peynir altı suyunu en fazla 2 gün içinde kullanın. Yeteri kadar yapın ve hemen tüketin. Bu serumu sezon başında 15 günde bir, hastalık oluşma dönemlerine yakın ayda 3 hatta 4 kez kullanabilirsiniz. Gelelim serumu nasıl hazırlayacağımıza. Peynir altı suyu için en mantıklı çözüm peynirinizi yapmak ve suyunu kullanmaktır. Ancak satın da alabilirsiniz. Hem sıvı hem de toz halde piyasada bulunabilir. Ayrıca kefir peyniri yaptığınız zaman ortaya çıkan kefir altı suyu da çok işimize yarayacaktır. Elde ettiğimiz peynir altı suyuna etkisini arttırmak için farklı katkılar yapabiliriz. Birinci katkımız iyot çözeltisidir. Hatırlarsanız ekmek infüzyonu yapımında da iyot kullanmıştık. Ancak deniz yosunlarını aynı ısırgan gibi fermente ederek de
iyot elde edebiliriz. Çözelti kadar etkili olmayabilir. Ancak deniz yosunu gübresinin artılarını da kullanma şansımız olacağı için bunu daha çok tavsiye ederim. Deniz yosunu gübresinde gelişimi etkileyen hormonlar ve doğal antibiyotikler vardır. Bu özellikleri de kullanarak birden çok amaca hizmet eden bir serum hazırlama şansımız olabilir. Peynir altı suyu serumumuza kül suyu da katabiliriz. Kül suyu da potasyum katkısı yanında patojenlerin yaprak üzerinde çoğalmasını engeller. Temel ölçü olarak 10 litre suya 500 ml peynir altı suyu, 500 ml kül suyu ve 5 damla iyot koyuyoruz. Deniz yosunu gübresi kullanacaksak karışıma 30 ml de deniz yosunu gübresi koyabilirsiniz. Bu karışımı düzenli olarak başta domates ve hıyar olmak üzere fidelerin üzerine pülverize şekilde püskürtün. Yaprak altlarını unutmayın. Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenin size doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.